Selamun Aleyküm. Kıymetli Rehber TV bir Saadet-i Daire'nin programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz araştırma yazar Özkan Yaman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah için. iyilik versin. Allah razı olsun. Hocam bugünkü ana konumuz, ana temamız su izan. Kötü zan beslemek. E, malumunuz hocam Kur'an ve Sünnet'te aile olarak birinci bölümümüzden giriş yapıyoruz. Bir ayetle inşallah başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Suresi 12. Ayet. ...onu işittiğiniz zaman erkek müminler ile kadın müminlerin kendi nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup... ...bu açıkça uydurulmuş iftira bir sözdür demeleri gerekmez miydi? Diye Rabbimiz buyuruyor hocam. Buyurun hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, suizan e, tabii ki insanın e, yaratılış itibariyle e, yani vicdan olarak kabul etmediği, karşı çıktığı... E, ...hani herkeste bu sadece e, Müslüman da değil... Bütün insanlarda vicdanında yer alan kötü bir haslet, yani suizan, ön yargı diyoruz ya. Ama ön yargı Türkçe'de tabii ki kötü manayla kullanılıyor. Ön yargı, daha olayın aslını bilmeden, karşıdaki kişinin ne demek istediğini anlamadan veya gerçekten de yani sadece zahire bakarak, sadece surete bakarak bu, yani gerçekte maksadın, gayenin, amacın veya perde arkasındaki durumun ne olduğunu bilmeden hemen hüküm vermek. Bir de kötüye yorarak hüküm Tabii kötüye değil mi yormak. Hocam? Hemen bir kanaat belirtmek. bir, hemen bir yargıda bulunmak. Ha, bu bana böyle baktı demek ki bende, benden nefret ediyor. bu bana i̇ftira böyle... ile arasında fark var mı evet, hocam? Nasıl? İftira. Yani iftira ile aslında tam tam örtüşmüyor. Yani Değil iftira mi? biraz daha ağır bir yani hmm. günah günah diyeceğiz. Biraz daha ağır bir cürümdür. Fakat suizan daha çok vesveseyle alakalı. daha çok evhamla alakalı. Hmm. Kuruntu, gibi mi tabi, kuruntu. Tabii kuruntuyla alakalı. Evet. zaten şeytanın belki de ilk müdahalesi diyebiliriz evet. ön yargıya. Yani şeytan nasıl ki hani biz Kul hüzu Rabbin ve Kul Rabbil diye okuduğumuz surelerde şeytanın nasıl vesvese verdiğini okuyoruz. Şeytan insana evvela ön yargı vesvesesi veriyor. Evet. Ha, bu bu böyle baktı sana. Kesinlikle sana işte bir husumeti var. Evet. Bir kini var. Bu sana böyle söyledi. Demek ki senden nefret ediyor. Veya senin için kötü düşünüyor ve sana şu kötülüğü var. Şimdi bu e, karşıdaki kişiyle ilgili e, insanda hemen e, yani bir şeylerin çalışmasına neden oluyor. Ne çalışıyor insanda? E, karşıdaki kişiye, hani diyor ya gardını aldı falan. Evet. E, karşıdaki kişi, e, kişi işte aile için söylüyoruz. Eşinden e, gördüğü bir, bir yanlışı, e, işte başka bir şeye yormak, başka bir kötülüğe, başka bir niyete yormak. O kişiye karşı kişide hemen e, işte e, bir tepki verme bir öfkelenme, yani bir takım refleksif davranışlar gösterme yani böyle aşırı anormal. Bir kere ona sebep oluyor. Evet. Ondan sonra onu bir anlamda cezalandırma. Yani artık adına ne dersek fiziki şiddet sözlü şiddet vesaire cezalandırmaya doğru gidiyor. O sonra ayrılık dediğimiz, boşanma dediğimiz o artık onun sonrası. Dolayısıyla bunun çok iyi bilinmesi lazım. Yani ben ee, neden ön yargılı olmamalıyım? Neden işte suizan e, beslememeliyim gibi. Az önce okuduğunuz e, ayet-i kerimede e, zan diyor. Onu işittiğiniz zaman burada e, Hazreti Ayşe'ye atılan bir iftira var biliyorsunuz. E, i̇fk hadisesi diyoruz. Evet. E, şimdi bunu işittiğiniz zaman ön yargılı niye davrandınız? Neden hemen suizan beslediniz? Neden Ayşe hakkında iyi değil de bir takım öyle olumsuz düşünceler sahip oldunuz. Olumsuz kanaatler sahip oldunuz. Halbuki sizin göreviniz, sizin konumunuz, sizin vazifeniz onu duyduğunuz zaman hayırlı bir zanda bulunmak değil miydi? Hayır o bunu yapmaz. Hayır ben onu öyle bilmiyorum. Hayır o kesinlikle yani onun hakkını böyle düşünemem. Demeniz gerekmez miydi? diyor. Yani Müslümanın bakışı burada. Hani diğer ayet kelimeleri de okuyoruz değil mi? Zannın, işte zandan kaçının, zandan sakının evet. çünkü zannın birçoğu günahtır şeklinde okuyoruz. Yani dolayısıyla bir Müslüman hakkında bir haber gelmişse veya bir şey görmüşsem, bir şey duymuşsam benim göstermem gereken tavır evvela bu, bu Müslümandır, Müslüman böyle yapmaz. Yapmışsa da başka bir şeyi vardır bunun. Ya bilerek yani yapmamıştır. Tabii ya Ya bilerek yok yapmamıştır ya bir hataya düşmüştür veyahut ben bunu kötü olarak gördüm belki de yanlış gördüm değil mi? gibi Mevlana Hazretleri öyle diyor ya 40 defa onu diyor şey bir filtrele. Yani onu hüsnü zan süzgecinden geçir. Evet. Bir sürü şey bul ona, Yani bir sürü ne diyelim bahane bul. de ki hayır ben öyle gördüm ama öyle değildir. Böyle Hocam, duydum ama böyle değildi. Yanlış duydum ben. Yani veya Suizan dediniz. Bu da suizanın zıttı mı oluyor? Tabii suizan. Biz suizanda memuruz. Evet. Üstad, öyle bir. Evet. Şimdi yani 40 e, çeşit bahane bul. 40 evet. çeşit bahane bul. yor onu. Neye yor? Hayra yor. Diyelim ki bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Bir türlü e, yani onu i̇yi kurtaracak. Onu var. kurtaracak. Evet. iyi bir yön bulamıyorsun. O zaman da de ki insandır, beşerdir, şaşar. Evet. Kusur hep işte. Ben de kusurluyum. Demek ki o da bu hata işledi de. Ama bunun daha farklı e, yönleri var, daha farklı yönleri var. Şimdi o iftira olayı ile ilgili e, Ayşe annemizi atılan iftira olayı ile ilgili e, hani sahabe tutumları e, bize e, gelmiş yani mesela Hazreti e, Eyüp el Ensari İstanbul'da metfun bulunan o e, büyük evet, hocam. sahabi, onun e, zevcesi Ümmü e, Eyüp kocasına diyor ki insanların Ayşe aleyhinde diyor söylediklerini duydun mu? Hani Ayşe şöyle yapmış diyorlar filan gibi. Ee, Ebu Eyüp diyor ki evet duydum fakat onların hepsi yalan ve uydurmadır. Yani Ayşe öyle bir kötülük yapmaz, öyle bir günah işlemez. Sonra hanımına dedi ki sen böyle bir kötülük yapar mısın? Yani Ayşe'ye atılan iftira, e, ki kesinlikle iftiradır. Evet. Sen olsan, Ayşe'nin yerinde sen olsaydın işte seni birisi almaya gelseydi bir erkek seni hani götürmek için almaya gelseydi sen o erkekle öyle bir kötülük günah işler miydin diye soruyor. O da hayır ben kesinlikle böyle bir e, günah işlemem. İşlemezdim yani. dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub hanımına dedi ki sen böyle isen Ayşe senden daha hayırlıdır. Vallahi yani. Ayşe senden daha hayırlıdır. Evet. Sen yapmadığına göre Ayşe hiç yapmaz. Yani. Şimdi yani e, Hüsnü Zan Hüsnü zan imana tabidir. Biz kafirler hakkında hüsnü zanda bulunamayız. Kafirler hakkında. Hmm. Ya işte kesinlikle bu Amerikalılar bomba atmazlar. Mazlumlar hmm. öldürmezler. İsrailliler, bomba... Yahudiler, kesinlikle Filistin'de Gazizelleri evet. niye öldürsünler? Bu Onlar hakkında hüsnü zan haramdır. Kafirler hakkında hüsnü zan besleyemeyiz yani. Bu adam kafirse bu adamdan her şey beklenir. Her şey Müslümanlara şey. bakış açısıdır. ama bak Müslüman hocam? için ise tam tersi geçerli. Evet. Müslüman için ise suizan besleyemeyiz. Evet. İşte Dediğim ya durumda. yani zan imana tabidir. Evet. Yani biz e, evlisiniz, karşınızdaki kişi e, ki Müslüman ki evlendiniz yani, yani değil yani. mi? E, sonuçta şartı bu. Evet. E, yani ehli kitaptan olabilir ama ehli kitapta da olursa bir Allah tasavvuru var. E, şimdi siz evlendiniz dolayısıyla onun yaptıkları, söyledikleri halleri hakkında e, hüsnü zanla memursunuz. Yani mecbursunuz siz. Mecbursunuz. Yani onun her söylediğini iyiye yormak, her yaptığını iyiye yormak durumundasınız. Ha yok ispatlandı. Kesinlikle bir kötülük işlemiş, bir günah işlemiş. Yap, yapmaması gereken bir şey işlemiş. E bunun için bakın ayet-i kerime ne diyor? Dört şahit diyor. Ya. Yeah. Dört şahit bizzat görmeleri lazım. Duymak falan değil. Evet. Bizzat şahit olmaları lazım. E şimdi e bu kadar dört e, e, şahitle senin zaten e, kanaatin ne olmuş oldu? Suizandan çıkmış oldu. Evet, e zaten hocam. E, e, şahit dediğimiz, delil dediğimiz şeyler, o Ispat zan. Oldu. E tabi o zanlı ortadan kaldırmak için. Ha, bu e, hükmediyorken zanla göre değil. işte bakın delile göre hükmediyoruz. O da evet. bizim işimiz değil. Evet. Zaten dört tane şahit olduktan sonra ortada ne bu konular konuşacak bir durumda kalmamış oluyor. Ha, ne zanlı konuşulur artık, ne ön yargı, ne bu şey. Şimdi. E, ön yargıyla ilgili, ön yargıyla ilgili bizim kesinlikle işte o vicdanımızı, kalbimizi, aklı selimimizi diyoruz değil mi? Bunları şöyle bir rektefi etmemiz lazım. Yani yenilememiz lazım. Bir kontrol etmemiz lazım. Ya ben acaba kalbim mi kötü benim? Kalbim mi katılaştı? Çok mu katı kalpliyim? Çok mu böyle e, kara e, bakıyorum Kötü bakıyorum Yani böyle kendinizi bir, bir kontrol etmeniz lazım Hayır bu, bu bu o kadar kötü biri değil Ben onu kötüye görüyorum Bu o kadar böyle e, yanlış yapmıyor Ben e, abartıyorum Demek lazım Mesela bu böyle bakmak lazım Hocam mesela şöyle bir şey olur mu Kişi dese ki Ben çok günahım var çok hatam var çok eksiğim var Ben tövbe desem Rabbimiz kabul etmez Ben o yüzden tövbe dahi etmiyorum bu da Rabbimiz hakkında bir suizan mıdır hocam? Yani böyle bir... E, tabii Allah hakkında da hüsnü zan... Şimdi zaten okuyoruz değil mi? Kulum beni nasıl zannederse ben ona o şekilde muamele ederim. Evet. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, kafirlerden bahsedilirken onların e, kötü zan sahip oldukları, kötü zanla kapıldıkları söylenir. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ve وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا diyor. Siz Allah'a kötü bir zan ile zanda bulundunuz ve e, kötü bir kavim oldunuz. Şimdi yani Allah işte biz affetmez yani Allah öyle değildir filan gibi bu bu tür zanlar zaten kafirlere has bir şeydir. Ama konumuz konumuz daha çok aileyle ilgili olduğu için eşlerin birbirine karşı insanın insana beslediği duygulardan söz ediyoruz. Evet, yani karşıdaki kişinin haline bakarak, karşıdaki kişinin durumuna bakarak, yaptığı işte ameline bakarak, sözlerine bakarak. Olumsuz bir kanaat sahip olmama, evet. ön yargıyla peşin hükümlü olmama bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla kafirlerin durumu belki biraz konumuzun dışında, evet. konumuzun dışında ama tabii ki zan dediğimiz zaman, suizan dediğimiz zaman onların Allah hakkındaki kötü zanlarının hayatlarına nasıl yansıdığını da bilmek lazım. Allah nasıl olsa işte ölüleri diriltmez. Böyle zannediyor. Allah nasıl olsa işte e, helal haram filan belirlemez. Dünyaya karışmaz. Böyle zannediyor. Evet. Allah nasıl olsa kitap mitap göndermez. Peygamberler seçmez böyle zannediyor 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 ondan sonra keyfine bakıyor ondan sonra nefsine uyuyor şeytana uyuyor işte inkar ediyor zulm filan. E, tabii ki onların kötü gidişatının sebebi o kötü zanları. Fakat insan ilişkilerinde Müslüman da kötü zanla kapılabiliyor. Bakın e, Müslüman da Allah hakkında değil ama e, kul hakkında kötü zanna kapılabiliyor. Günlük hayatımızda değil mi? Tabii Bunu günlük yaşıyoruz. hayatında kötü zanna kapılabiliyor. E, mesela e, bu insanın her zaman başına gelebilir. Evet. E, siz dükkana gittiniz, alışveriş yapıyorsunuz. E, baktınız ki işte satıcı e, fiyatı yüksek söylüyor. Siz hemen diyorsunuz ki ne kadar da böyle e, müşteriye karşı, böyle müşteriyi yolmaya çalışan, Bize kandırmaya, çalıştın, kandırmaya çalışan yani? biri. Bak, bak, bak. Yani dışarıda şu kadar olması gereken malı ne kadar da pahalıya satıyor. Yer e, miyim bu, ben diyor. E bu da bizim şeyimizle alakalı. Yani iman seviyemizle alakalı. E, e kadın eve geç geldi, erkeğin altından kalkıp da böyle türlü türlü değil, ne, değil. E, şeyler geçerse, Tabii. ya işte kadın niye geç geldi acaba? Acaba şöyle mi yaptı? Buraya mı gitti? Temeli de sarsar. Veya ya. bugün yani vesvese dediğimiz gibi, şey, bakın ilk başta söyledik. Vesveseyle bu e, suizanlı, Hemen hemen yakın düşünüyoruz. Aynı aynı yerde düşünüyoruz. İşte telefonu telefonu aldığı köşeye çekildi. Birileriyle konuşuyor. acaba kiminle konu? Evet. Kesin şimdi bu tür şeyler tamamen şeytanın sizi sizi o anda tasallutta bulunması. Evet. Yani tabiri caizse e, yani e, bütün ipi şeytanın eline e, vermeniz gibi bir şey. Yani iradenizi şeytana vermeniz gibi bir şey bu. O anda konuşan siz değilsiniz. İçinizdeki evet. sesler sizden değil aslında. Sizin kalbinizin, ruhunuzun, aklınızın onayladığı sesler değil bunlar. Sizin tamamen başıboş bıraktığınız ve nefsinizin şeytana uymasıyla dolaşan sesler. Bir de şüpheye düşürmek için değil mi e, Tabii düşüpheye düşür. Zaten işaretli. amaç o değil midir? Evet. Amaç huzursuzluk çıkartmak değil mi? Evet. E, şeytan insana düşmanlığı nasıl yapacak? Böyle yapacak. Evet. Senin içinde o sesleri dolaştırıyor. Üflüyor o sesleri. Ama bak bu böyle yapıyor. Telefonla bir şeyler yapıyor. Kesin bu birileriyle konuşuyor. Ha bu zaten geçen de bir yere gitmişti bana söylememişti. Bunun arkasında bir şey var filan gibi. Şimdi bu tür böyle yani polisiye mi diyelim? Yani böyle komplo mu diyelim? Yani macera aramak mı diyelim? Karşıdaki kişiyi aslında töhmet altında bırakmak, itham etmektir. İtham etmek ne demek? itham etmek yani sen aslında suçlusun suçlamak tabi suçlamak ama nasıl suçluyor bunu delilsiz suçluyor evet. sabit evet. bir delil yok elle tutulur gözle görülür somut bir şey yok kanaatiyle tabi ortada evet. bir şey yok tıp vesvesesiyle suçluyor evet. ve işte sen şu e, şunu yaptın bak kesin böyleydi falan gibi e şimdi karşıdaki kişiye Siz bunu söyledikten sonra siz bir şey yıkıyorsunuz yani bir muhabbet bağını koparıyorsunuz. Bir ülfet, bir ünsiyet e, bağını koparıyorsunuz. Yani karşıdaki kişiye şunu demiş oluyorsunuz. Ben sana güvenmiyorum. Yani siz sadakati koparıyorsunuz. Samimiyeti, samimiyeti incitiyorsunuz. Ben sana güvenmiyorum. Güvenseydim senin hakkında böyle düşünmezdim mesajı veriyorsunuz. Bu bir güvensizlik emaresi. Tabii emariş. güvensizliktir. Güvensizliktir. Yani ailede bu çok tehlikelidir. Bu çok tehlikeli. Sana güvenmiyorum. İnsan güveninden şüphe etmez herhalde değil mi zaten hocam? E tabii şimdi evet. sana güvenmiyorum. Yani senin işte bana olan bağlılığına, sadakatine, muhabbetine, merhametine, şefkatine, yakınlığına, sözlerine, akdine, ahdine bunlara güvenmiyorum. Evet. Demek. E bunu siz bir devlet dairesinde düşünün, devlet dairesinde. Yani amir memuruna güvenmezse, patron evet. işçisine güvenmezse, işçi patrona güvenmezse Orada her şey olabilir. Evet. Hırsızlık olabilir. Tabii ki. Suistimal, istismar olabilir. Yani birileri orada takoz koyabilir. Yani dolayısıyla e, güven için, sadakat için mutlaka bu suizandan, e, ön yargılardan, peşin hükümlerden, kötüye yormalardan kurtulmak lazım. Evet. Azaltmak lazım, frenlemek lazım. O anda şöyle biraz düşünüp, Aa, bunu şeytan bana söylüyor. Şeytan dolaştırıyor o sesleri içimde. Yoksa bu öyle biri değil. Mi? bu bunu yapsa bile bu unutarak yapmıştır hata etmiştir veya ben öyle zannediyorum yani yanlış zannediyorum diyerek olayı bir bahaneye yorması gerekir. Yoksa ona bir kanaat vermemesi lazım. Yani onu böyle bir hüküm gibi bir kesinmiş gibi düşünmemesi lazım. Evet, Allah razı olsun. Hocam bir ayet bir hadis paylaşıyorduk. Ayetimizi paylaştık. Bir de bir hadisimiz var. Peygamberimiz buyuruyor ki zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Evet sözlerin en yalanı. Evet. Niye? Çünkü delilsiz. Evet. E şimdi e, az önce söyledik. Yani kadın telefonla konuşuyor. Konuşmuyor. çekilmiş odaya çekilmiş bir telefonla konuşuyor veya bir bir, bir mesaja bakıyor filan. E, erkek de kalkıyor diyor ki acaba bu kiminle konuştu? Şununla mı? Şöyle yaptı. Aynı şeyi kadın e, kocası için düşünüyor. E, kocası eve geç geldi. E, nereye gitti? Bu ısrarla sorgulamaya çalışıyor. Sor, şimdi sorgul, sorgulayabilirsiniz ama bunu böyle e, kötü bir zanla yapıyorsanız bu da sıkıntı var. Dolayısıyla o tür zanlar e, bir yalan yalana işaret ediyor. Yani siz kendi içinizde tamamen uydurma, tamamen asılsız, delilsiz e, değil mi? biz, biz, biz sözler dolaştırıyorsunuz. Bu söze göre kalkıp bir cümle kuruyorsunuz. İçinizdeki dolaşan şeylere göre, vesveselere göre bir cümle kuruyorsunuz. Bu cümlede haliyle yalan olacak. Evet. Haliye yalan olacak yani başka başka yolu yok. Şimdi bu, e, bu adam bana selam vermedi kesin bana gıcığı var dedi ne yaptınız? E, siz burada bir hüküm verdiniz. Evet. E, peki doğru mu? E, yalan. Hemen bir sonuca varıyorsunuz. Bir yani. sonuca varıyorsunuz. Yani. Evet, orada Şimdi e, hadis i şerifler tabii bununla ilgili e, başka hadis i şerifler de var. E, mesela e, az önce söylediğimiz. Ee, o ifk ifk olayındaki uzun o de, teferruatına girmeyelim ama e, mesela e, zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünü böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın. Yüz çevirmeyin. Ailedeki kıskançlık ayrı. Ailede eşleri övünü kıskanmalı. Yani o e, tabii ki makul seviyede bu kıskançlık, kıskançlık normal bireyler arasında. Ee, ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği kardeş olun. Ama şu hadisi de hatırlayalım. Ashabımdan hiçbir kimse, hiç kimse diyor, hiç e, başkasının kusuru hakkında bana bir şey ulaştırmasın. Hmm. Çok önemli. Evet. E, ben sizin karşınıza selim bir kalp ile çıkmak istiyorum. Yani e, başkasının kusuru hakkında bir, e, bir şeyler anlatmayın ki bana ben onun hakkında bir şeye girmeyeyim. Yani evet. nasıl diyeyim? Bir ön yargı kanat oluşmasın. Ha, kötü yani. bir şey oluşmasın zihnimde. Kötü bir şey oluşmasın. yani iyi bir şeyler ulaştırmaya çalışın. Ve bununla ilgili o meşhur olayı da hatırlayalım. Safiye validemiz var, değil mi? Ezvacı Tahirat'tan bir akşam vakti olsa gerek caddede, sokakta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Peygamber Efendimiz ona bir şeyler söylemiş demek ki yüzü de kapalı. O anda iki kişi geçmiş oradan. o Safiye annemizi tanımıyorlar tabii. Onun Safiye annemiz olduğunu bilmiyorlar. Peygamber Efendimizin yanında olduğunu görmüşler ve oradan uzaklaşmışlar. Evet. Peygamber Efendimiz hemen arkalarından çağırtmış onları ve onlara diyor ki yanımdaki kadın yabancı biri değildi. Yanımdaki kadın anneniz Safiye'ydi diyor. Onlar diyor ya Resulallah diyor biz, biz yani bir şüphe etmedik ki. Yani içimizden kötü bir şey geçmedi ki. Olsun diyor şeytan insanın damarlarındaki kan gibi dolaşır. Yani insanın damarlarında kan nasıl dolaşıyorsa şeytan da diyor öyle dolaşır. Öyle dolaşır. Yani şu anda belki vesveseye kapılmazsınız. Şu anda suizan beslemezsiniz. Ama başka bir zaman gelir. Akşam ya ben, ben yanında var. bir kadın vardı Hı. acaba filan gibi. Yani, su, dolayısıyla diyor e, sizin suizanla düşmemeniz için sizi uyar, uy, uyarıyorum yani. Do, i̇nsanların insanların suizanda bulunacağı, ön yargıya kapılacağı, peşin hüküm vereceği e, şüpheleri de onlara vermemek lazım. Yani mesela e, evet e, suizan ne kadar kötüyse. Ee, ön yargılı olmak ne kadar kötüyse, sizin karşıdaki kişiye ön yargılı ol, e, olacağı bir takım ipuçları vermeniz, öyle şüpheli davranmanız da yanlış. Evet. Öyle şüpheli davranmanız da yanlış. Yani düşünün siz işte eve geç geliyorsunuz, eve geç geliyorsunuz e, ve karşıdaki kişi sizden e, şüpheleniyor. Evet. Hocam. Sizin hakkınızda bir takım e, suizanda bulunuyor. Siz de kızıyorsunuz. İyi Peki siz bunu yapmayın. Siz onun <gülüyor> şüpheleneceği <gülüyor> şekilde davranmayın. Onun işte ön yargılı olacağı şekilde davranmayın. Şüpheyi de arttırır değil mi Tabii hocam? Artırır, Tabii şüpheyi de artırır. Yani, yani bu iki tarafı da düşüneceğiz olayı. karşıdaki kişinin günahına da sebep olmamak lazım. Evet. Günahına da sebep olmamak lazım. Ee, bu da çok önemli. Ee, dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını e, bu şekilde uyardığını e, görüyoruz. Tabii e, sahabenin nakilleri de var. Mesela İbni Mesud, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki e, kardeşinizin bir günah işlediğini gördüğünüzde Rabbimiz işte onu rezil et, Allahım işte ona lanet et gibi sözler söyleyerek e, şeytana diyor yardımcı olmayınız. Evet. E, aksine Rabbimiz onu affet ve kendisini doğru yola ilet Deyiniz Muhammed'in sahabeleri olarak bizler hiç kimse hakkında onun ne üzerine öldüğünü bilmedikçe bir şey söylemezdik. Ömrü hayırla neticelenirse hayra kavuştu derdik. Şer üzere vefat ettiğinde onun hakkında söz söylemekten korkardık. Şimdi sahabenin tavrı buydu. Diyelim ki öl bir ölmüş birisi hakkında ee, işte e, bir günah işlerken öldü. Bir günahta öldü. Veya kötü bir yoldaydı da o şekilde öldü. Buna rağmen kalkıp da ne de kötü bir adamdı bak ölümü de öyle oldu. Ne kadar da günahkar biriydi. Bak işte ölümü de e, o günah evet. üzerinde oldu demezdik diyor. Korkardık. Bilemezdik ki son yani, dakikada belki de tövbe etmiştir. Tövbe evet. etmiştir. Yani dolayısıyla ashabın tavrı da bu. Peygamberden aldıkları tavır da bu. Sürekli hüsnü zan sahibi olmak. Kimin hakkında? Mümin hakkında. Eşiniz hakkında hüsnü zan sahibi olmak. Ön yargılı olmamak. Peşin hükümlü olmamak. Allah razı olsun. Şöyle diyerek hocam ilk bölümümüzü tamamlayalım. Keskin sirke nasıl ki küpüne zarar veriyorsa suizan da kalbimize zarar verir. Hocam ikinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz olarak başlayacağız. Evet. Burada hocam üstadımız Said Bediüzzaman Said Nursi'nin bir sözünü inşallah paylaşıyorum. Evet insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan su ahlakı su izan saikasıyla başkalara teşmil etmesin. Ve başkaların bazı harekatını hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Evet. Hüsnü zanlı memurdur. Bu çok hoş bir ifade. Yani insan hüsnü zanlı memur. Memur deyince aklımıza hemen işte görevli geliyor. Yani evet, işte vazifeli geliyor. Vazifeli geliyor. Yani Müslümanın vazifesi, Müslümanın görevi sürekli hüsnü zan sahibi olmaktır. Zaten imanla hüsnü zan bir anlamda birbirini gerektiriyorlar. Yani imanlıysan hüsnü zan olacak, zan olacak sende hüsnü zan var varsa sende iman da olması lazım gibi. Yani iman insana hüsnü zanlı öğretir. Çünkü neden neden böyledir? Neden imanla alakalı söylüyoruz bunu? Çünkü kişi Allah'a inandığı zaman Allah-u Teala'nın affın, affını umduğu zaman, e, ümit ettiği zaman karşıdaki kişinin de e, bir anlamda Allah'ın yarattığı, onun da işte Allah'ın ihsanına, lütfuna, e, keremine mazhar olduğu, dolayısıyla ben nasıl ki e, bir takım kusurlarım varsa onun da kusurları olabileceği, e, beni nasıl ki Allah affeder diye umuyor isem onu da Allah affeder gibi Müslüman kendisi için düşündüğünü Kardeşi için de düşünendir. Yani kendisi için düşündüğü şeyler Onun için de düşünendir. Eşi için de düşünendir. Dolayısıyla elinden ve dilinden emin olmak yani ki Müslüman öyledir, değil mi? Elinden dilinden emin olunandır. Evet. Müslüman aynı zamanda kalbinden de emin olunandır aslında. İçinden geçirdiklerinden de emin olunandır. Şimdi sizinle oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ben sizin benim hakkımda kötü düşünmediğinizi e, veya iyi düşündüğünüzü umuyorum öyle değil mi? Evet, Muhabbet böyle oluyor, komşuluk evet. böyle oluyor, evet. akrabalık böyle oluyor, İş, alışveriş hepsi böyle oluyor. E şimdi fakat bu olmadığı zaman ne oluyor? Böyle olmadığı zaman ne oluyor? E, i̇nsanlar birbirlerine güvenmedikleri zaman bu, bu sefer ortaya senetler giriyor, ortaya artık bank bankalar kefiller giriyor. giriyor, kefiller, kefiller giriyor. E, i̇şte maalesef. E, hiç istemediğimiz işte olaylar e, giriyor. E, ne, neden böyle giriyor? Çünkü az önce gü Suizan e, güveni yok ediyor dedik ya. Hüsnü zanla memur olsak, Hüsnü zanla memur olsaydık evet. çünkü maalesef o ayarları biraz bozduk. E, olsaydık belki de e, hiç ne bu kadar büyük adliye saraylarına, ne bu kadar hmm. büyük işte banka yoğun işlemlerine ne böyle devlet protokolü. E hiçbirine gerek kalmayacaktı. Böyle yazma, çizmeye filan. E çünkü diyecektik ya işte e, söz senettir filan. E tabii ki ayet-i kerime hukuk olarak yani yazın diyor. sene şu aranızdaki borçları yazın diyor ama e, o, o hukuk hukuktur o. Olması yani. lazım o bir tarafa. Fakat biz bunu her ne kadar böyle yaz, yazsak, çizsek de biz ben sana güveniyorum e, gibi karşıdaki kişiyle bir, bir kişiye bir ön e, ön yargı değil de hüsnü zannımız olsaydı belki karşıdakinden de böyle bir hüsnü zan bekleyecektik. E, tabii ki bozulan insanlık, pe, tabii ki günaha düşmüş, e, ulaşmış insanlar, e, işte sefih insanlar, e, kötü niyetli, art niyetli olanlar e, şey de bozuyor. Yani bir çürük elma kasadaki diğer evet. elmalarda da çürü, çürütebiliyor. Toplumun hepsini etkileyebiliyor. E, maalesef e, bu var. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir dedi. Değil mi devamında? Evet hocam. Burası çok önemli. Herkesi kendisi. Yani bu benden daha iyi namaz kılıyor. Bu benden daha bilgili. Bu benden daha takvalı. Ee, evet bu şu anda bir hata yapmış olabilir. Şu anda bana karşı yapmaması gerekeni yapıyor olabilir. Ama eminim ki e, bu benden daha dürüst. Bu benden daha e, cömert. Biz artık sayalım. Böyle düşünmesi gerekiyor. Kendisinde bulunan sui ahlakı kötü e, ahlakı zu su izan saikasıyla saika yani sevkiyle su izanla kapılarak başkalara teşmil etmesin. Başkaları başkalarına diyor kendi kötü ahlakını yansıtmasın veya onun e, kendisinde olan bir şeyi sanki e, kendisinde görmeyip evet. başkasında e, düşünmesin. Evet. Hani bunu e, daha önceden de söylemiştik. Mevlana'nın çok hoş bir tespiti var. Ne diyor? E, fil e, su içerken hani gölde büyük Kendi bir fil gölgesine. görüyor. Kendi gölgesinde koyuyor. Aslında evet. siz suizanda bulunuyorsunuz. Karşıdaki kişi şöyledir filan diyorsunuz ama karşıdaki kişinin o kötülüğü bir anlamda belki de sizin kendinizde görmediğiniz kötülük. Sizin kendinizde ihmal yani bir anlamda görmek istemediğiniz evet. bir korkaklık, cimrilik, tembellik artık adına ne dersek diyelim. Bunlar sizde var. Siz bunu görmüyorsunuz, karşıdaki kişiye atıyorsunuz bunu. Hayır, bu bende değil sendedir gibi. E, halbuki siz de o mesela. Evet. Hocam, e, üçüncü bölümümüz hocam bir kural bir düstur. Burada da hocam suizandan sakınmak için iki göz kuralı. Sağ gözümüz için ayrı sol gözümüz için ayrı kurallarımız var hocam. E, İzlenizden yani sağ göz kurallarını isterseniz bir sayayım. Birinci Sağ göz kuralımız hocam güzel gör. İkinci e, sağ göz kuralımız öfkeyle karar verme. Üçüncü sağ göz kuralımız zahire aldanma. Evet. Şimdi sağ göz, sol göze geçmeden e, önce bunları istersen sol gözü de okuyalım. Okuyalım hocam. Sol göz kuralımızda birinci sol göz kuralımız günahını alma. İkincisi ön yargılı olma. Üçüncüsü de zanna uyma. Evet. Şimdi sağ göz, sol göz, iki göz evet, kuralı hocam. var. Her göze ayrı kurallar var. <laughs> G, Ö, değil mi? Evet, G, evet. Ö, iki göz kuralı. Şimdi birincisi sağ gözde güzel gör. Ne dedi? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Lezzet dediğin, değil, değil mi evet. Üstad, güzel evet. görmek. Yani evet onun güzel yönlerini görmek diye anlıyoruz bunu ama... Ee, onun hareketlerini de güzele yormak diye anlayacağız. Yani güzel görmek, onun hareketleri güzele yormak. Yani iyilik penceresi. Tabii Hayra gibi. yormak evet. tabii. Ee, gü yani güzel bakmak. Güzel bakmak. Şimdi o Hazreti İsa'ya işte atfedilir. Yani işte hayvanların yanından geçerken ölmüş bir hayvan. Evet. İşte diyorlar ki ne kadar kötü kokuyor. Hazreti İsa da diyor ki diş ama diyor dişlerine kadar güzel." Yani, yani dişleri güzel. Şimdi Herkes kötüyü görür, herkes kötü bakabilir, kötüye yorabilir. Mesele onu güzele yormak. Orada güzellik görebilmek. Çünkü güzel gördüğünüz zaman içinizde güzel düşünceler gelir, evet. güzel düşünceler gelir. Sevmeye Negatiflik gider hocam değil mi bunun üzerindeki? Güzelle yorarsanız seversiniz, evet. merhamet edersiniz, affedersiniz, sahiplenirsiniz, değer verirsiniz, dürüst olursunuz, güvenirsiniz. Evet. güzel güzele yorarsanız onun sözünü onun sözünde hikmet ararsanız onun davranışlarında hayır bu, bu aslında kötü gibi gözüküyor ama belki bunun arkasında başka bir iyi tarafı vardır gibi güzele yorarsanız ona karşı bir ilgi gelişir sizde evet. bir alaka bir ülfet bir ünsiyet gelişir. İkincisi neydi Öf, ö harfi öfke ile karar, karar verme. Şimdi öfkelendiği zaman insanın yapacağı şey herhalde e, hüsnü zan değildir. Evet. Öfkelenen insan suizanla bakar. Kızdınız, bağırıyorsunuz, ondan sonra aklınıza gelenleri hemen dilinizden dökersiniz. Evet. Halbuki o söylediklerinin hiçbir aslı asları yoktu. Aslı asları yok. Sen işte annen de böyleydi, siz zaten bö 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 böylesiniz, sen ne yaptın ki, İşte sen şöylesin ki filan bu tür sözler öfkeyle söyleniyor. Ama hepsi ne? Hepsi suizan. Evet. Hepsi kötüye yorma. Halbuki evet. öyle bir şey yok. Demek ki öfkelenen insan kesinlikle kendini kontrol etmezse, ne yapacak? Suyu kapılacak. Evet. O yüzden öfke yani hoş bir kelime, öfke kontrolü. Evet güzel hocam. bir kelime. Her Ne kadar bizim icadımız olmasa da. Evet. Ama ne diyoruz? Öfkeyi e, kontrol altında tutmak için bir çaba göstermek lazım. Ya artık hadis-i şeriflerde zikredildiği gibi abdest mi almanız gerekiyor. Ayaktaysanız oturmanız mı gerekiyor veya avuz besmele mi çekmeniz gerekiyor? E, daha başka bir takım şeylere alışmanız mı gerekiyor? Neyse, öfkelenmemeye dikkat etmek lazım. Z, üçüncü Z, z de, gözdeki Z ne? Zahire aldan. Zahire aldanma. zaten hüsnü zanında bulunmak için görünüşe aldanmamak lazım. Evet. Zahir ne? Görünüş. Evet. Görünüşe aldanma. Bununla ilgili hani çok hikayeler anlatılır. Yani bir denir ki bir kadın işte bir gelincik besliyordu. Gelincikti evet. işte sevenli bir hayvan. Evet. O gelinciyi besliyordu. Bir de bebeği vardı bu kadının. Bir gündür bahçeye çıktı, işe gittiği. Bebeği evde bıraktı. Bebeği evde bıraktı. bebeği öbür odadayken baktı kapıda o gelincik hayvan ağzı her taraf kan içinde evet. ee, ve gitmiş bakmış ki bebeği de ölmüş ee, diyor demek ki bu bebeğimi boğdu öldürdü yedi neyse ee, gelinciyi öldürüyor bu evet. sevimli gelinciyi. Sonra bakıyor ki e, içeriye bir yılan girmiş. Ee, bu yılan bebeği bebeği öldürdü. yani bu da gelincikti. O hani yılanı. gelincik yılanla boğuşmuş. Tabii gelincik mi? yılanla boğuşmuş. Yani evet. bebeği öldürmesin diye evet. boğuşmuş. E şimdi ama sen ne yaptın? Acele hükmü verdin. Peşin hüküm verdin. Evet. Şimdi e, bununla ilgili hatta e, hangi bir alim var ismi şu an hatırlayamadım ama e, işte e, babası küçük yaşta daha çocuğunu küçük yaşta evde bırakıyor ve e, şey gidiyor, ilim tahsiline gidiyor. Uzak bir mesafeye gidiyor. Uzun süre evden ayrı kalıyor. Döndüğünde evde büyük bir adam var. Ki daha çocuğu hatta doğmamıştı deniyor yani gittiği zaman. Belki 18 sene sonra, belki 20 sene sonra geldi. Bakıyor ki evde artık pencereden midir, kapıdan mı dönerse hanımının yanında büyük birisi var. Ve hanımı hakkında çok kötü şeyler düşünüyor. Sonra onun oğlu olduğunu Öğreniyor ama e, o kötü zanlı yüzünden bir takım hatı... Şimdi e, demek ki zahire aldanırsa insan, görünüşe aldanırsa e, yani öyle büyük, verme öyle çok büyük mahcubiyetler yaşayabilir evet. ki. Öyle büyük mahcubiyetler yaşayabilir ki telafisi belki imkansız olabilir. Telafisi imkansız olabilir. Yani her gördüğünüzü hemen kötüye yormamanız gerekir. Sol göz... Evet e, hocam bir de sol göz kuralları Evet sol göz günahını alma demişiz birinci harf g günahını alma evet yani bu, bu söz çok hoş biz bunu söylüyoruz işte daha çok gıybet edildiği zaman böyle söylüyoruz ya gıybetini yapmak günahını alma gibi çünkü gıybet eden kimse ettiği kimsenin bütün günahlarını alır diyoruz değil mi dolayısıyla suizan da neyin gıybetidir? Bunu alimler nasıl söylemişler bunu? Suizan kalbin gıybetidir. Evet. Düşüncenin gıybetidir. Tabi kalbin evet. gıybetidir. Dolayısıyla sen içinden onun hakkında kötü bir şeyler geçiriyorsan, kötüye yoruyorsan e, günahını alıyorsun. Evet. Günahını alıyorsun. Her an alabilirsin veya her an günahını alabilirsin. Çünkü suizanını e, durdurmazsan, içindeki evet. ön yargıları evet. kesip atmazsan, bir yerde bitirmezsen... Evet ya gıybet olarak dilinden çıkacak ya iftira olarak çıkacak. Bir risk. Tabii ya hakaret ya yalan ya, ya, yani bir şekilde dilinden çıkacak, elinden evet. çıkacak o. Eğer durdurmazsa. Değil mi? İçinde dolaşıyor, dolaşıyor bir bir yerde çıkıyor. O zaman günahını da alacaksın. Ahını da alacaksın. Hakkına, hukuna da gireceksin. Büyük bir vebal alacaksın, alacaksın, alacaksın yani sonuçta. O yüzden tehlikeli. Ö harfi ön yargılı olma. Zaten, zaten işin e, espirisi bu, özü bu. E, Z harfi de zanna uyma. Bu bir zandır. Zan da e, hakikatten, yakinden bir şey ifade etmez. Evet. evet hocam Allah razı olsun. Hocam dördüncü bölümümüz aile haberleri. Hayatın içinden bulduğumuz haberleri hocam. Ee, burada hocam bir ablamızın sırtında bir çocuk var. Bakalım neymiş alacağım. bu. 35 yıldır kızın sırtında taşıyor haberin başlığı. Manisa'nın Demirci ilçesinde cam kemik hastası kızını 35 yıldır sırtında taşıyan fedakar anne Esma Şen. Gurur duyduğu kızı Azime Şen'e nefes arkadaşlığı yapıyor. İki odalı bir evde yaşayan Şen ailesinin tek çocuğu Azime Şen 3 yaşındayken cam kemik hastalığı teşhisi kondu. Tedavisi mümkün olmayan hastalık nedeniyle fiziksel gelişimi duran, ayaklarını kullanamayan, konuşma yetisini de kaybeden Azime Şen, iletişim kurabildiği tek insan olan annesiyle adeta tek vücut oldu. Gününün önemli bölümünü pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçiren Azime Şen her yere annesinin sırtında gidiyor. Anne Esma Şen'in de şöyle bir ifadesi var. Azime 3 yaşından sonra rahatsızlanmaya başladı. Doktora gittiğimizde kızına iyi bak bunun tedavisi yok dediler. O günden sonra hayatımı kızıma adadım. Onun bakımını her şeyini üstlendim. Birbirimize alıştığımız için el hareketlerinden ne istediğini kolayca anlayabiliyorum. Hiçbir zaman kızım niye böyle oldu demedim. Ben bir anneyim kızım benim nefes arkadaşım. Çocuğumla gurur duyuyorum. Rabbim herkese yüzü güleç evlat versin. Nereye gidersem gideyim. Kızımı sırtımda taşıdım. Taşımaya da devam edeceğim. Diye söylemiş hocam. Evet. Şimdi belki konumuzla doğrudan alakalı değil. Yani ön yargıdan bahsediyoruz. Suizandan bahsediyoruz. Ama konumuzla alakalı değil. Ama Şimdi e, haber derken biz hep iyi haberler dedik ki e, aile ile ilgili. Evet hocam. E, i̇şte e, bu şu şekilde güzel haberler bulmaya çalışıyoruz. E, moralimizi düzelten e, bir anlamda e, pozitif enerji veren evet, haberler hocam, yani. bunlar. Gerçekten bir hayat dersi. Ge e, evet. Yani. E, şimdi 35 yıldır e, evladının sırtında taşıyan bir anne. Evet. 35 yıldır şimdi... Ee, çocuklarını böyle en ufak bir e, şeylerinde e, işte azarlayan, e, çocuklarına kızan, e, e, bir anlamda e, ya bet hatta yer yer belki bet bile eden annelere ithafen aslında söyleyelim, hatırlayalım bu haberi. 35 yıl e, sırtında taşıdığı çocuğu konuşmuyor, konuşamıyor, e, işaretleriyle derdini anlatabiliyor. Yalnız e, başkası onun o işaretlerinden bir şey anlamıyor. Yani sadece annesi anlayabiliyor işin bir tarafı da bu. E, artı e, bu e, annenin maddi durumu da çok iyi değil. Evet. Yani böyle mütevazi bir e, evlerinde e, var e, ve e, sözü ne? İlginç bir şey. Hiçbir zaman kızım niye böyle oldu demedim. Evet. Yani hiç isyan etmedim Allah'a. Ee, ve diyor Çocuğumla gurur duydum ee, Nereye git dersem onu taşıdım Taşımaya da devam edeceğim evet. yani. Şimdi muhtemelen bu anne Büyük bir Bu anne 60 yaşlarındaydı evet. ee, Ve ömrü tek kızı Tek çocuğu Tek çocuğu olan bu kızı taşıyarak geçmiş ee, bu, Bundan da bir sıkıntısı yok Çok gayet morali de iyi ee, Şimdi e, mesela Hayatın size ee, ne yaşattı, yani hayatta başınıza gelen şeyler değil. Buna bakışınız önemli. Yani zaten suizan, hüsnüzan da o bakışla ilgili biraz. Eğer siz e, bu olaya mesela bu anne e, hüsnüzanla değil de suizanla bakmış olsaydı bu çocuğa, bu başına gelen bu olaya ne diyecekti? Evvela şikayet edecekti. Yani neden ben diyor ya bazıları. Evet. işte Neden bana verdin bunu falan gibi. E, şikayet edecekti. Ondan sonra kızın işte gel, yok, şunlar baksın, bunlar baksın, Hıstım yok şunlar. Senden bakamıyor, bunu böyle yapacak filan filan. Şimdi veya bakın, e, diyelim ki her şeyiniz yerinde, sağlığınız yerinde, bütün böyle maddi olarak imkanlarınız var. Eğer siz e, şükür nazarıyla değil de e, şur nazarıyla değil de gerçekten de böyle bir nankörlükle bakıyorsanız olaya, o evet. sahip olduğunuzu zannettiğiniz şeylerden de bir haz alamazsınız ki. Yani onlar da size bir e, yani bir faydası olmaz. M mesele bu. E, fakat insanın e, ne kadar yücelebileceği, evet. bu, yani bu bu anlamda çok güzel bir örnek, ne kadar yücelebileceği, ne kadar Allah'ın takdirine rıza noktasında makamlar kat edebileceği, ne yüksek makamlara gelebileceği, işte bu, e, bu bu açıdan çok güzel bir örnek. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri kadınlar için şefkat kahramanı diyor. Kadınların şefkat kahramanı. Hakikaten öyle. İşte şefkat kahramanı. Evet. Yani hani Allahu Teala'nın e tabii evet. Allahu Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bu yüz rahmetinden bir rahmetini diyor yeryüzüne indirmiştir de o bir rahmetiyle diyor işte vahşi hayvanlar yavrularına bakarlar. Ya. Yeah. Yani insan işte anneler yavrularına bakarlar. Yeah. İşte bir rahmet tecellisi. Bir rahmet tecellisi. Ee, ve e, ne diyelim Allah razı olsun. Allah bu razı ablamızdan olsun. Burada fedakar annemiz Esma Şen'e selam ve hürmetlerimizi ellerinden evet. Şimdi ben az önceki konuyla ilgili yani e, suizanla ilgili hani birkaç örnek dedim aktaralım. E, İmam Şafi evet. İmam e, Şafi Hazretleri'nin e, mesela şöyle bir e, hükmü var. Ee, alametlere bakarak kesin karar verilmez. Hani dedik ki hmm. zahire bakmayan, Bak, bakmayacağız. Mesela diyor bir köpeğin burnunda yoğurt bulaşığı varken evden çıktığı görülse eve girince yoğurt çanağında köpeğin burnu kadar iz görülse kesin olarak bu yoğurdu köpek yedi denemez. Diyor İmam Şafi. Köpek evden burnunda yoğurt iziyle çıktı. Siz de içeri girdiniz ki yoğurt çana e, kasesinde tit, kazanında o köpeğin burnu izi var. Burun burnu kadar bir iz var. Şunu diyemezsiniz ha. Bak buradan da zaten yoğurtla çıktı. Yani bu delillere rağmen. Ha bu da ona rağmen. Değil mi hocam? He. Bunu diyemezsiniz. Az önce dedik ya dört şahitlerden. Evet. Şimdi e, bunu diyor bir evet. alim talebelerine bu şekilde aktarıyormuş İmam Şafii'nin bu görüşünü. Talebenin birisi içinden demiş ki tabii Suizan'la bu kadar da olmaz evet. demiş yani. Yani siz evet. bize sanki burada böyle zorlama şeyler anlatıyorsunuz. Yani böyle içinden böyle suizanla kapılmış ve hocasına itiraz etmiş. Hocası da demiş ki git bir koyun kes getir. Artık yemek için. o da koyunu kesmiş. O arada diyor artık bir sıkışmış. Yani bir defi hacet için veciye gidecek. Evin kenarındaki ormanlığa. Ee, Kolları işte sıvalı bir şekilde hani koyun kestiği evet ve el tarafında kan var, bu ee, bıçak var evet. değil mi? O şekilde ormana gitmiş, ihtiyacını görmüş. O sırada da demek ki bir adam öldürülmüş, bir katili aranıyor. O ormanın o çevresinden de şeyler geçiyor. Artık o zamanki askerler diyelim, askerler geçiyorken bunun da böyle elinde bıçak, el yüzü de kanlı. Öyle görünce hemen bunu yakalayıp e, getirmişler, zindana atmışlar. Ve sabah mahkemeye çıkınca hakim demiş ki mahkemeye çıkartmışlar kadı hazretleri. E, demiş ki bu genç her ne kadar eli kanlı ve bıçakla kaçarken yakalanmışsa da görülmüşse de e, şafiye göre şu kadının önünde kitap var. Kadının. Hangi kitap var? İmam Şafii'nin hükmü var. Evet hocam. Diyor ki Şafii mezhebine göre e, buna e, kesin hüküm verilemez. Çünkü evet. Şafii diyor ki işte bir köpek şöyle o örneği kitaptan okuyor. Dolayısıyla e, bu genci serbest bırakın Evet. diyor. Genci neye göre serbest bırakıyorlar? O şafinin o gencin itiraz ettiği hükmüne göre değil mi hocam? bakıyorlar <laughs> genç e, hocasına e, yaptığı suizanın cezasını bu şekilde çekiyor. Anlıyor tabii şimdi böyle olduğunu. Şimdi e, demek ki e, siz bugün hüsnü zan göstermezseniz yani birisi hakkında suizan gösterirseniz yarın siz de suizanda maruz kalacaksınız. Evet, evet. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Siz birisi hakkında suizan gösteriyorsanız Yarın birisi de sizin hakkınızda suizan besleyecek. Sizin hakkınızda O yüzden biz suizandan memuruz. Ben hüsnü zanla şey, zan, düzeltelim Yani ben e, onun hakkında hüsnü zan besleyeceğim ki o da benim için güzel duygular beslesin. O da benim için güzel düşünsün. Düşünceler karşılıklı derler Tabii mi? o da benim e, sözlerimi iyi yiyorsun. Evet. Ya hallerimi iyi yiyorsun. Benim bir yanlışıma bakarak beni böyle kötü bir vasıfla vasfetmesin. Ee, yani bir nasıl diyelim bir ihmalime bir kusuruma bakarak beni böyle kötü nitelemezsin yani mesela Evet. hocam Allah razı olsun hocam son e, bölümümüz tavsiye kitap evet. tavsiye kitap bölümümüzde hocam bugün sevmek bu kadar güzelken adlı bir kitap var hocam Yuvanız için mutluluk reçetesi yazarı Sema Maraşlı hayat yayınlarından çıkmış bir kitap kitabın bir tanıtım şöyle bir ifadesi var hocam bir hadis-i şerifte paylaşılmış bir erkek karısına karısı da kendisine baktığı zaman Allah her ikisine de rahmet nazarıyla bakar. Ve erkek karısının elini tuttuğu zaman her ikisinin de günahları parmakları arasından dökülüp gider. Sevmek bu kadar güzelken bu kızgınlık, bu nefret, bu kavgalar niye? Sevmek bu kadar sevapken biz niye yapıyoruz böyle? Diye de bir ifadesi olur. <laughs> ee, Sema Maraşlı hanımefendinin e, güzel eserleri var. Yani, aile ile ilgili, evlilikle ilgili. E, bu da o eserlerinden e, bir tanesi. Tavsiye ediyoruz. Tabi e, e, aileyle ilgili e, okumak çok önemli. Bilgileri e, tazelemek, evlilikle ilgili bilgileri tazelemek e, insana ufuk ufuk katar. E, hatalarını e, bir anlamda daha net görmesini e, sağlar. E, bu da onlardan bir tanesi. Sevmek bu kadar e, güzelken kitabı. E, se, sevmenin öneminden e, bahsediyor. Hadis-i şerifi de bu şekilde e, almış. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine de İnşallah kitap tavsiyelerimiz de bu şekilde devam edecek. Evet. Ee, <laughs> Sema Araçlı'nın diğer kitaplarını da yer yer tavsiye edeceğiz inşallah. Hocam programımızın ufak ufak sonuna doğru geliyoruz. Eklemek Şimdi, e, Lokman Hekim Lokman Hekim'le ilgili yani çok hikmetli sözler e, paylaşılır. İşte atfedilir ona. E, mesela şöyle bir sözü var. Diyor ki Ey oğul Müslümanlar hakkında kötü düşünme suizanlı terk eyle. Zira suizan seni hiç kimseyle dost yapmaz. Ya. Seni hiç kimseyle dost yapmaz. Yani çünkü dost olacağın zaman senin onun hakkındaki kötü düşüncelerin buna engel olur. Buna engel olur. Ya ben bununla arkadaşlık edeceğim ama ben bunun şöyle bir halini gördüm. Sanki bundan adam olmaz. Evet. Ben onun şöyle bir sözünü işittim. O zaten e, iflah olmaz. O iflah olmaz. Evet. O kötü biri gibi. E, aynı şeyi eşler arasında da düşünmek lazım. İşte onun e, kötü bir halini e, gördünüz, duydunuz, vakıf oldunuz. Hemen kalkıp etiketlemek. Etiketlemek. E, i̇şte sen şöyle söyledin. E, demek ki buradan yola çıkarak filan. Sen şöyle yaptın. demek ki buradan yola çıkarak işte senden şu olmaz, sen şöylesin, sen böylesin gibi. Bunu zihinden geçirmek. Yani evet. bunu söylemesek bile zihinden geçirmek, içinden geçirmek de tehlikeli. Evet, hocam. Bu tür şeyleri. Evet. Bu tür şeyleri içinden geçirmek tehlikeli. O yüzden hani biz e, kalbimizi temizlememiz lazım. Yani kalp temizliği diyoruz ya. E, kalp temizliği. içimizi temizlememiz lazım ki böyle kötü sözler geçmesin. Veya bu tür, bu tür sözleri içimizden atarak Geldiği zaman, geldiği zaman hayır, ben buna itibar etmiyorum, bunu çok fazla önemsemiyorum. Çünkü bu, bu doğru değil. Gelebilir, İçinizden o tür şeyler geç, geçebilir yani. Evet. Kötü, kötü düşünceler geçebilir. Ama o kötü düşünceleri bırakın geçsin, yani durdurmayın. Evet. Ve sağından solundan bakmayın. Evet. Veya şöyle acaba filan gibi peşine düşmeyin. Evet. Yani geçsin, Gel, gelip geçsin yani. Çok fazla abartmayın. Ve deyin ki hayır, bu benim onayladığım bir şey değil. Bu benim kabul ettiğim bir şey değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam su izan ettiğiniz zaman gerçekten öyle mi diye araştırmayın buyuruyor. Hmm. Gerçekten öyle mi diye araştırmayın. Evet. Yani peşine düşmeyin evet. ve hüsnüzan sahibi olması kişinin kulluğunun güzelliğindendir diyor. Yani Allah ne Allah kadar, Allah. kadar güzel bir kulsanız, o zaman demek ki hüsnüzan sahibi olacaksınız ve Merhum Hadimi, büyük o da abi alim, veli, diyor ki İmam Birgivi Hazretlerinin şöyle bir sözü var. İmam Birgivi, bir mümin başka bir mümini zina ederken bile görse birkaç defa gözlerini silmeli, acaba yanlış mı görüyorum demeli. Daha sonra emin olduğu zaman da, yani diyelim ki gerçekten o var, fe subhanallah bir mümin bunu yapamaz, bu şahıs iyi bir insandı ama nasıl oldu da böyle bir şeye düştü? Allah'ım sen onu affeyle demeli evet. ve kimseye de bundan bahsetmeden çekip gitmelidir. Evet. <laughs> <Vallahi razı gülüyor> yani bu olsun. tabi e, müminin tavrı, e, müminin tavrı ailede de ailede Allahü Teala bizi suizandan muhafaza eylesin. Amin yani hüsnü zanla memuruz madem ki evet. sürekli hüsnü zanla muamele etmeyi, ee, iyi düşünmeyi, hayra yormayı. Bakış açımıysa pürüzsüzlüğün penceresinden herhalde olmalı ki hocam. Evet. Hayattan da keyif alalım, huzur evet. alalım, mutluluk alalım. Hocam, Özkan Yaman Allah razı olsun. Teşekkür de vermiş isham. olduğunuz bilgilerden dolayı hocam. Sağ olun. Kıymetli rehber izleyicileri bir Saadet-i Dairen programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.